bahçemizde bir tane ağaçtan düşmüş kuş yavrusu var. Onu yiyen kedileri kovalarken biri de ağaca çıkmış. Şimdi itfaiye geldi. Ağaçtaki kediyi kurtarıp şu anda mahalleli hanımların sepete koyduğu kuşu da yuvasına koyacak. Kuş yavrusunu yuvaya koyabilmek için küçük itfaiye arabası gitti. Daha büyük merdivenli bir itfaiye arabası geldi. Bakalım, heyecanla bekliyoruz. Vallahi ben çok kaygı duydum bir kuş yavrusu için. İnanılmaz çorum edeyim ben. Kuş hala kondu. Kese kağıdının içinde mi? Evet, şu anda kese kağıdıyla kuş yavrusunu aldı. Buraya çıkacak olan itfaiyeci şimdi merdivene tırmanıyor kuşla beraber. Bu kadar genç, pırıl pırıl bir ekip var ki çabalayan, başlarında da daha deneyimli olduğunu düşündüğüm yaşça büyük birileri. Sepet gibi bir şey mi var orada merdivenin içinde? Şimdi yükselmeye başladı. Yuvayla ulaşabilecektim. Havalar çıkıyor galiba. Biraz öne girdi, sıyırdı. Resmen ulaştı ya. Bu kadar el değilen bir yavruyu acaba anne kabul eder mi geri? Aman aman, ya başka kuş düştü. Vallahi arkadan başka kuş düştü. Gördün mü bak? Daldı, sağda, sağda. O yavru mu acaba yoksa anne mi? Yok, bu da küçük. Aa, takıldı. Dala takıldı. Mazar dala takıldı. Sağda tam benim durduğum yerde. Eyvah, dala takıldı. Hah, uçtuk, tamam. Aha, o düştü şimdi de. Bu yuvanın içi yavru doluymuş ya. Korkan aşağı atıyor kendini. Alabildiler mi yavruyu? Yuvaya ulaşamadı bence o. Yok, iniyor şimdi. Ben ulaşmıştı. Aşağıda bir yavru daha var. Birinci yavruyu kediler tartaklamış. Onun için o şeydi, yaralıydı. Bu sağlam. Aldılar mı bu yavruyu? Evet. Evet, mahallemizin en eski komşularından biridir Katriye Hanım. Bugün yavru kuşları kurtarma günü. Yüreğine sağlık, eline sağlık. Aldın mı yavruyu? Hı? Ah, yaman.
En azından şimdi yuvanın yerini biliyor, bunu rahat koyacak değil mi? Rahat yerleştirecek yuvasını. Neydi bu kuşun cinsi? Saksan. Anne kuş meydanlarda yok. Anne kuş, anne kuş. Hani bütün gün burada takır takır bağıran. Etrafı dinleten anne kuş şu anda yok. Evet. Bak gerçekten hizasına kadar çıktı. Biraz geride şimdi. Evet, yuvaya ulaştı. Ulaştı değil mi yuvaya? Ben buradan öyle görüyorum. Ulaştı. Kuşu bırakabildi mi? Evet. Hayır, mahallemizdeki kuş yuvasında iki bebek saksağı varmış. Bunu buraya içeri öğrenmiş. Geçenlerde bir dizi seyrediyordum. Yabancı bir dizi. Orada bir itfaiye ekibi hakkında bölümler vardı. Ben de merak etmiştim Türkiye'de nasıl acaba diye. Yani bugün gördüm ki harikalar. Bir kere hiç gecikmeden geldiler. Ve kedi için de uğraştılar. Ama kuş yavrularına verdikleri çabayı ben size anlatamam. Gencecik, pırıl pırıl bir ekiple geldiler. Başlarında yönlendiren, biraz önce söylediğim gibi yaşça daha büyük, daha tecrübeli olduğunu düşündüğüm birileri var. Harikalar. Neden acaba indirmeyin? Ha, şimdi geliyor. Açıya çıktı. Ne bileyim ben, canlıya saygılılar, ağaca saygılılar. Ben çok beğendim, çok çok etkilendim. Evet, ben ağacın dallarını koruyabilmek için minik kavislerle o sepeti sağa sola çekiyorlar ki hiçbir ağaç zarar görmesin diye. Bence kocaman bir afiyet hak ediyorlar. Ama kediyi hala bulamadılar değil mi? Yalnız annesi kedi için şunu söyledi. O çok mızır bir kedidir ve sık sık bunları yapar diye. Evet. Yavrular yuvaya geri döndürüldü. Bence ağaçlar çok güzel korundu. Bu işte böylece bitti. Dilerim annesi de kedisini bulur.